Buna nasıl son vereceğimi bilmiyorum. Affedersiniz. Affedersiniz lütfen. Affedersiniz. Bakar mısınız? Affedersiniz. Ben kayboldum. Affedersiniz. Acaba ben nasıl... Hadi kaçalım, kaçalım. Beni de bekleyin. Ben ne kadar süredir buradayım? Bilmiyoruz. Sizi görmedik ki. Sizin adınız nedir? Ne? Şey, adınızı öğrenmem gerek. Annem yabancılarla konuşmamamız gerektiğini söyledi. Benim adım ne? Bunu hatırlayamıyorum. Hiçbir şey. Sonunda bitti. Bu rüyaymış. Neden her şey yeniden başlıyor gibi? Hadi bak, bir daha atıyorum şimdi. Her şey aynı. Ama yeniden denemeliyim.
Alo. Alo. Koşmaya kesinlikle devam etmeliyim. Neden ben? Başka bir yerde olmayı umardım. Ama yapamadım. Ne yapıyorsun? Bırak şunu. Bize bakın. Böyle yapmasana. Size bir şey sorabilir miyim? Sizinle konuşmuştuk, hatırladınız mı? Siz bankta uyuyordunuz. Ben kendi yüzümü bile hatırlayamıyorum. Hatta adımı bile hatırlayamıyorum. Ama bir yerden başlamam gerekiyor. Belki de sorun bendedir. Sadece uyanmak istiyorum.
Doktor Murray. Danışmaya lütfen. Doktor Murray, danışmaya lütfen. Ne zamandır buradayım? Ne dedi baba? İlaçlarını kullanırsan iyi olacağını söyledi. Siz nereye gidiyorsunuz? Doktor Hamilton, acilden bekleniyor. Dinlenmeniz gerek, hemen gelin. Ben ne zamandır bu odadayım? Pekala, o zaman en başından başlayalım. Adınız ne ve en son neyi hatırlıyorsunuz? Sürekli rüya görüyordum. Bayım, ben polisim. Senin kimliğini belirlemeye çalışıyoruz. Ama adını bilmiyoruz. Adınız nedir? Adınızı söyleyin. Sizin adınız nedir? Adınız nedir? Adınız nedir? Sakin olun. Siz bana ne yaptınız? Hiçbir şey. Sizi bulduğumuz zaman bilinciniz yerinde değildi. Kanınızda tespit edemediğimiz bir şey saptadık. Yanınızda sadece iki şey vardı. Bu sizin için bir şey ifade ediyor mu?
Bu bir rüya değildi. Mümkün değil. Ama bildiğim tek bir gerçek var. Hadi kaçalım, kaçalım. O da hiçbir şey bilmediğim. Dört tane cadde. Ve birçok soru. Dikkat etsene. Maskeli. Sen ne yapıyorsun ha? Önceden de buradaydım.
mekan tanıdık geliyor. İlk gördüğüm zaman da hoşlanmamış olmalıyım. Sen burada ne yapıyorsun? Lütfen beni içeri al. Çok meşgulüm. Bana anahtarları ver. Bunun için zamanım yok. Peki, o zaman anahtarları ver. Şimdi gidebilirsin. Bana bunun ne olduğunu söyleyebilir misin? Pekala. İzin ver bakayım. Sen ne yapıyorsun? İlginç olduğunu biliyorum. Nereden başlamam gerektiğini bile bilmiyorum. Bu taş sanırım beni sana getirdi. Siz ne tür bir doktorsunuz acaba? Thank you.
herkes benden daha fazlasını biliyor. Ama doktorun kaçmasına izin veremezdim. Sen kimsin? Bilinmeyen bir telefon numarasından arandım. Adam bana geleceğini söyledi. Senin hafızanı sildim. Başka şansım yoktu. Bekle. Bütün bildiğim bu kadar. Biri sana serum vermem için beni zorladı. Paketi bırakan da aynı kişiydi. Tamara! Tamara! Tamara, buraya gel. Beni ne zaman dinleyeceksin? Tamam anne. Bu yolu işaret ediyor. Gözlerimi kaldırımdan ayırmamam gerekiyor. Bu yolu izlemem gerekiyor. Bu tane. Gerekiyor bilmiyorum.
Gidecek hiçbir yerim de yok. Hiç mantıklı değil. Tabii bir oyun değilse. Sizi kim gönderdi? Oyunun bazı kuralları olmalı. Umarım. Adam bunu ya yakın zamanda bıraktıysa. Ya hala çok yakınlardaysa. Neyi arıyorsun? Bunu bir yere saklamam gerek. Ama buraya saklayamazsın. Burada daha önce hiç saklambaç oynamadık. Beni daha önce asla bulamadılar. Bu da ne demek? Sana söyleyebilir miyim bilmiyorum. Kimseye anlatmam, söz veriyorum. Onlar yeraltı geçitlerini bilmiyorlar. Her yerde girişler var. Bazı şeyleri değiştirmem gerek.
Sanırım ilk defa bir adım öndeyim. Onları fazla hafife aldım. O insanlar tamamen profesyonel. Tabii eğer insanlarsa. Son vermem gerek.
insan bununla nasıl başa çıkabilir ki? Doktoru arasın. Burada bir cinayet işlendi. Sen de kimsin?
Sadece kaçınılmaz olanı geciktiriyorum. Hadi aşağıda oynayalım. Hadi gel benimle. Sanırım gitmediğim bir aşağıki sokak kaldı. Onların geldiği sokak orası olmalı. Hanımefendi, çiçek almaz mısınız? Size çok yakışır. Merhaba, çiçek ister misiniz? Lütfen, bak çok güzeller. Hadi ama sadece gel bir bak. Merhaba dostum, fotoğraf çektirmek ister misin? Teşekkür ederim. Ha, karar mı değiştirdin? Şunu şöyle koyalım. Tamam, sakin ol sadece. Sakin ol. Bak bakalım nasıl olmuş? Hoşlandın mı? Yılan al. Neden? Al şu yılanı. Ne oldu? Fotoğraf hoşuna mı gitmedi? İstersen yeni bir tane çekebilirim. Beni kesinlikle tanımadılar. Bende olduğu gibi onlar da tekrar etmiyor. Her seferinde onlar yeniden başlıyor. Sadece cevap istiyorum. Thank you.
Maskeyi çıkar. Seni kim gönderdi? Bu beni ilgilendirmiyor. Telefonla ara. Bu numara eksik. Bana numarayı söyle. Bilmiyor musun? Hayır. Kapıdan hemen uzaklaş. Onlar buraya geliyor. Serum neredeyse bitmek üzere.
Cinayeti emreden kişinin kim olduğunu arıyorum. Öldürme konusunda hasta olan bu adamı. Sen ya katilsin ya da kurban. Adamın planlamış olduğu buydu. Bir kurban gibi masum ölmek istedi. Bu nedenle hafızasını sildirdi. Ve kendi numarasını verdi. Bu çok aptalca bir plan. Ve başarısız da oldu. Yeniden doğmak istememiştim. Tekrar uyanmamalıydım. Siz 5 kişisiniz, öyle değil mi? Sizi aradığım numara buydu. Beşinci de bendim. Yeniden uyanmak istemiyordum.
tutsak gibiydim. Sonsuza kadar. Kızdı galiba. Hadi kaçalım. Sanki başlangıca dönmüştüm. Olacak her şeyi biliyordum. Her yolu denemiştim. Her caddede kaçmıştım. Ama hep aynı şekilde sona erdi. Belki de bir şey kaçırıyordum. Bilmediğim bir şey olmalıydı. Eğer hiçbir yere gitmeseydim ne olacaktı? Burada beklersem ne olacaktı? Acaba bazı şeyler değişir miydi? Sakin ol. Bizim geleceğimizi biliyordu. Onlar fark etti.
unuttun. Bir şeyler değişti. Gitmemiz gerek. Bana bir şans verdiler. Yeniden başlayabilme şansı. Hayır. Artık bitti. Bitir işini. Dur.